Müslümanlar Ömer bin Hattab'ın sesini duyunca mescide koştular. Ömer bin Hattab minbere çıktı, Allah'a hamd etti, Resulüne salat ve selam getirdi. Şimdi ne olur dikkat edin. Dedi ki ey insanlar, ben Mahzun kabilesinden teyzelerinin çobanlığını yapan bir adamdım. Bu çobanlık neticesinde bana bir avuç hurma veya bir avuç üzüm verirlerdi de benim o günkü katığım ancak oydu. Sonra minberden indi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh kulağına eğildi. Ey müminlerin emiri, halen kendini hakir görmeye devam edecek misin? Ne kadar kendini ayıplamış. Kendini hakir görmek için o minberleri ne kadar aşındırmış ki Abdurrahman bin Avf geliyor, tekrar bir ikazda bulunuyor. Yazıklar olsun sana diyor İbn Avf. Yazıklar olsun sana. Nefsimle tek başıma kaldım. Bana dedi ki ey Ömer, sen müminlerin halifesisin. Senden daha büyük bir adam var mıdır? Çıktım minbere, ona kim olduğunu gösterdim. Ömer bin Hattab böyle bir adamdı. 100 kişilik bir derneğin başkanı değildi. Kıytırık bir vakfın idarecisi değildi. Pers'in, Bizans'ın, kafirlerin sınırlarındaki bütün servetlerin oluk oluk topraklarına aktığı bir adamdı Ömer bin Hattab. Çıktı, kendini yerdi, omzuna bir su kırbası aldı. Hemen insanlar koştular, dediler ki ey müminlerin halifesi, ne yapıyorsun? Bu sana hiç yakışmıyor. Döndü o sözün sahiplerine. Dedi ki görmüyor musunuz? Heyetler birer birer benim huzurumda bana boyun eğiyorlar. Kalbime bir kibir geldi. Kibir hastalığı bana uğradı. Onun diyor boynunu bükmeye çalıştım. Şimdi ne olur düşünün. Bir kez daha düşünün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetin başındaki sözleri Ömer bin Hattab'a mı, yoksa kürsünün başına geçip 100 kişilik bir adama sanki küçük dalları ben yarattım nefsiyle yaklaşan Müslümana mı seslendi? Onu mu uyardı ve ona mı nasihat etti? Ömer bin Hattab bir köyün değil, Haçlı zihniyetinin merkezinin fatihi, başkomandanı.